Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programında Mümtehine suresi 10-13. Ayetler arasında değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada bize şöyle bildiriyor. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, izâ câekumul mu'minât muhacirâtin, mümin kadınlar muhacir olarak, hicret etmiş kimseler olarak geldiklerinde, femtehinûhunne, onları imtihan ediniz, onları deneyiniz. Bu sure Mümtehine suresi ve sure adını femtehinûhunne, onları imtihan ediniz, oradan alıyor. Peygamberimizin en önemli seferlerinden birisi Hudeybiye seferi. 1400 sahabe ile Medine'den Mekke'ye doğru yola çıkıyor ve niyetleri umre yapmak. Ama müşrikler engel oluyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onlarla barışı esas alıyor ve neticede barış imzalanıyor. Görünüşte Müslümanların aleyhine olan bazı maddeler var. Buna rağmen barış imzalanıyor. O maddelerden biri de şu: Mekke'den Medine'ye gelenler, sığınanlar Mekke'ye iade edilecek. Ama tersi söz konusu değil. Medine'den Mekke'ye sığınan olursa iade edilmeyecek. İşte bu olaylardan sonra bir kadın, mümin bir kadın Mekke'den Medine'ye geliyor ve ben artık burada yaşamak istiyorum, ben müminim, beni tekrar Mekke'ye göndermeyin, müşrik olan kocama göndermeyin diyor. Mekkeliler kadını talep ediyorlar anlaşma gereğince. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam anlaşma erkeklerle alakalıydı. Anlaşma maddesinde kadınlarla alakalı bir madde yoktu diyor. Ve o şekilde kadını göndermiyor. Bu münasebetle de ayetler nazil oluyor. Ayetler, yani oradan bu şekilde gelen kadınlar olduğunda onların bir imtihandan geçirilip gerçekten mümin mi değil mi, başka niyetle gelmiş de olabilir, İman etmiş olduğuna, mümin olduğuna kanaat getirilirse bunların Medine'de tutulması, Mekke'ye gönderilmemesi, o zaman müşriklerin elinde olan Mekke'ye gönderilmemesi ayette anlatılıyor. Burada dikkatimizi çeken şeylerden birisi, onları imtihan edin ve Allah onların imanını en iyi bilendir. Yani sizler imtihan yaparsınız ve o kendi ifadeleriyle, beyanıyla samimi mümin olduğunu ifade eder, siz de kabul edersiniz. Ama gerçekte bu bir münafık da olabilir. Yani Mekkelilerin bir ajanı olabilir söz gelimi. Veya başka bir gayeyle Medine'ye gelmiş olabilir. O gerçekte iman etmiş olmadığı halde kendini mümin gibi gösterebilir. Yani insan onların o sözü karşısında aldanabilir. Ama bu insanlar Allah'ı aldatamayacaklardır. Allah onların imanını en iyi bilendir. Burada yine fıkıhta geçen bir düsturun geçerli olduğunu görüyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuş: Nahnu ehlu zahir, nahkumu biz zevahir. Biz ehli zahiriz, zahire göre hükmederiz. Dolayısıyla Mekke'den, müşriklerin, o zaman müşriklerin diyarı olan Mekke'den, Müslümanların diyarı olan Medine'ye eğer mümin bir kadın gelmişse, ben iman ettim diyor ve bu noktada kendine göre delillerini söylüyorsa, Müslümanlar bunu kabul ederler ve ona Müslüman muamelesi yaparlar. Gerçekte diyelim o mümin değildi. Artık onun hesabı Allah'adır. Allah-u Teala elbette ona göre muamele edecektir. فَاِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ, şayet eğer onları müminler olarak bilirseniz, فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ, onları kafirlere geri döndürmeyiniz. Yani küfür diyarından bir kadın İslam diyarına geldiğinde, ben Müslümanım dediğinde, artık sizde de Müslüman olduğuna dair bir kanaat meydana gelirse onları kafirlere geri döndürmeyiniz. لَا هُنَّ حِلُّ لَهُمْ, çünkü o kadınlar kocalarına artık helal değildir. Yani kocası kafir ama hanımı mümin. Böyle bir durumda artık o kocasından ayrılmış olur. Çünkü
mümine bir kadın kafir olan bir koca ile yaşaması caiz değil. وَلَاهُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ Kocaları da onlara helal değildir. Yani burada şunu görüyoruz. Biri mümin, diğeri kafir. O şekilde olmuyor. Ancak mesela Maide suresinde nazara verildiği üzere ikinci sayfada ehli kitaptan kadınlarla evlenmek dinen caiz. Bu da buradaki incelik şu olabilir. Genelde kadın kocasının dinine tabidir. Ama yine illa Müslüman olmakla zorunlu da değildir. Müslüman da olmayabilir. Yahudi veya Hristiyan olarak da yaşayabilir. Bu noktada din buna cevaz vermiş. Yani kocası Müslüman, hanımı Yahudi veya Hristiyan olabilir. Ama tersi söz konusu değil. Ve müşrik olan veya kafir olan birisinin karısı Müslüman olduğunda otomatik olarak ayrılmış oluyor. Beraber olmaları uygun değil. Ve atuhum ma enfaku ve onlara infak etmiş oldukları şeyi verin. Yani kocalarından o kadınlar ayrılmış oluyor. Kocaları bunlara mehir vermişti. Onların mehirlerini iade edin. Ve la cunaha aleykum en tenkihuhunna iza ataytumuhunna ucurahunna. Ve size mümin olarak gelen bu kadınları mehirlerini verdiğinizde onlarla evlenmenizde bir günah yoktur. Yani kocalarından bu şekilde ayrılmış olurlar. Kocalarının küfründen dolayı ayrılmış olurlar. Ve bu kadınlar size geldiğinde onlara mehirlerini vermek şartıyla onlarla evlenebilirsiniz. وَلَا تُمْسِكُوا بِعِسَمِ الْكَوَافِرِ Kafir kadınların nikahını tutmayınız. Yani bu da tersine olan bir durum. Yani mümin olan bir erkeğin hanımı diyelim dinden çıktı. Veya fiili bir durum olarak şu olabilir. İkisi de kafirken erkek Müslüman oldu, hanımı Müslüman olmadı. Hanımı kafir olarak devam ediyor. Onları nikahınızda tutmayınız. Veselu ma enfaktum ve onlara nafaka olarak verdiğiniz, yani mehir olarak verdiğinizi isteyin. Vel yeselu ma enfaku, onlar da hanımları için vermiş olduklarını istesinler. Yani kafir bir kimse hanımı ondan imanından dolayı ayrıldığında, hanımı Müslümanlara sığındığında, o kafir olan kimse onun mehri şu kadardı, ben onu talep ediyorum desin. Zalikum hukmullah, işte bu size Allah'ın hükmüdür. Yahkumu beynekum, Allah aranızda bu şekilde hükmediyor. Vallahu alimun hakim, Allah bilendir ve hikmet sahibidir. Yani Allahu Teala elbette bütün bu hükümleri bilerek veriyor ve tam bir hikmetle veriyor. Muvafık olan hükümler bunlardır. Ve in fatakum şey'un min ezvacikum ilel küffar, eğer sizlerin hanımlarından kafirlere giden olursa ve o şekilde maddi yönden sizde de bir kayıp, yani onlara mehir vermişsiniz, o mehir de gitmiş oluyor. Böyle bir durum olduğunda fe'agabtum ve neticede eğer siz onları diyelim savaş gibi bir durumda onlara galip geldiniz, böyle bir durum söz konusu olduğunda fe'atul lezine zehebet ezvacuhum misle ma enfagum, hanımları o kafirlere gidenlere ne kadar onlar daha evveline masraf yapmışlarsa, mehir olarak vermişlerse onları verin, yani telafi edin. Bir kimsenin hanımı kocasından bu şekilde ayrılsa, yani hanımı kafir olarak ayrılsa ve bir takım malları da yanında götürmüş olsa, bir savaş halinde onlara galip gelindiğinde siz bu zararı telafi edin ve o şekilde onların zararlarını giderin. Vettegullâhe ellezî entüm bihî mu'minun, inanmış olduğunuz Allah'tan korkun. Yani madem Allah'a inandık diyorsunuz, Allah'ın yasaklarına da riayet edin, onun yasaklarından kaçının. Ya eyyühen nebî, ey peygamber, izâ câekel mu'minât, mümin kadınlar sana geldiklerinde, yübeyyâneke,
Onlar sana biat etsinler. Yani sana bağlılıklarını bildirsinler. Ala ella yüşrikne billahi şey'e. Yani şu hususlarda hiçbir şeyi Allah'a şerik koşmayacaklar. Malum biat İslamiyet'te din büyüğüne bağlılığı bildirmek. Ve peygamberimizle alakalı biat mesela Akabe biatları, bu gibi biatlar söz konusu. Ve orada o biat eden kimseler peygamberimize bağlılıklarını, sadakatlerini yeminle ifade etmiş oluyorlar. Burada nazara verilen husus ise mesela peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Medine-i Münevvere'de Mekke'den bazı kadınlar geliyor, iltica ediyor, biz müminiz diyorlar. Onlar da bağlılıklarını bildirmesi lazım. Ne şekilde bağlılıklarını bildirecekler? Diyecekler ki Allah'a hiçbir şey ortak koşmayacaklar. Bunu bu konuda biat etsinler. Ve la yesrikne ve hırsızlık yapmayacaklar. Ve la yeznin ve zina etmeyecekler. Ve la yaktulne evladehunne ve çocuklarını öldürmeyecekler. Ve dibenat tabir edilen kız çocuklarının diri diri gömülmesi, bu daha çok babaların yaptığı bir cinayet. Kız çocuğunu kocaya vermekten ağır ederek veya geçim korkusuyla çöle çocuğu götürüp küçük yaştayken bırakıp geliyorlar ve çocukcağız orada ölüp gidiyor. Diri diri kuma gömülmüş oluyor. Bu tabi tarihin gördüğü en büyük vahşetlerden birisi. Bu daha çok erkekler için. Kadınlara bakan yönüyle de belki o günün şartlarında ne gibi şartlarda kendilerine göre çocuğu düşürebiliyorlarsa, kürtaj yapabiliyorlarsa bunu yasaklayan bir durum. Çocuklarını öldürmeyecekler. وَلَا يَئْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَر۪ينَهُ بَيْنَ اَيْد۪يهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ Elleriyle ayakları arasındaki duruma bir iftira getirmeyecekler. Yani durumlardan biri şu olabilir. Diyelim ki bir başkasıyla gayrimeşru ilişkisi olmuştur. Ve bunu kocasına nispet edebilir. Yani çocuk normalde kocasından değil, gayrimeşru ilişkiden bir başkasından, ama bu senin çocuğun tarzında böyle bir iftirayla gelmeleri, işte böyle bir şey yapmayacaklar. وَلَا يَعْصِينَكَ ف۪ي maruf ve maruf olan bir şeyde sana karşı gelmeyecekler. Burada şöyle bir incelik var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın her söylediği elbette maruftur. Çünkü o zat-ı nurani Cenab-ı Hakk'ın özel terbiyesinden geçmiştir. Ve وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوْهَى Vahye dayanıyor. Hevadan konuşmuyor. Söylediklerini vahiy ile söylüyor. Dolayısıyla yine Peygamberimizin bizzat kendisinin ifade ettiği gibi bu ağızdan ancak hak çıkar. Başka bir şey çıkmaz buyuruyor. Ben şaka da söylesem yine gerçeği söylerim buyuruyor. Böyle olunca elbette ve elbette Peygamberimizin her söylediği maruftur. Orada dine aykırı bir şey, aklı selime aykırı bir şey yoktur. Böyle olmakla beraber Kur'an-ı Kerim bu münasebette bize bir ölçüyü getirmiş oluyor. Yani din büyükleri maruf olan şeyleri emrettiklerinde onların dediğine uyulur. Eğer emrettikleri şeylerde maruf olmayan şeyler varsa onlara itaat edilmez. Ve bu genel bir prensip halinde şöyle ifade edilmiştir. La ta'ate li mahluk inde masiyetil halik. Halika isyan olan şeyde kula itaat edilmez. Ve günümüzde bu kanunlarda şu şekilde yerini buluyor. Ve kanunlarda deniliyor ki amirin kanuna muhalif olan emri bağlayıcı değildir. Yani bir kimse diyelim memur, amiri ondan kanunlara aykırı bazı şeyleri yapmasını istiyor. Evet, memur onun emrindedir ama bu konuda emrinde değildir. Eğer amirinin dediğini yapacak olsa kanunlar nezdinde o da suçludur. İşte Kur'an-ı Kerim'in nazara vermiş olduğu bu durum gerçekten muazzam bir incelik ve Müslümanları daha böyle uyanık olmaya, daha sözü iyi değerlendirmeye davet etmiş oluyor. Evet, peygamberin her söylediği maruftur. Onun ağzından velev şaka ile de olsa
yanlış bir şey çıkmaz. Böyle olmakla beraber peygambere itaatte bile maruf olan şeyde ona itaat etmek diye ayet bize bunu böyle bildiriyor. Çünkü sonraki dönemlerde bir takım din adına konuşanlar olacaktır. İnsanlar onlara hüsnü zan edecektir. Belki de her dediklerini doğru kabul edeceklerdir. Bu kadar da hüsnü zanla lüzum yok. Dinin ölçülerini bilen bir kimse eğer onların maruf olmayan bir şeyi istediklerini fark ederse itaat etmemesi gerekir ve onları da uyarması gerekir. Tabii bu epey bir cesareti de gerektiren bir durum. Medeni cesareti gerektiren bir durum. Malum Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh halife olduğunda en iyiniz olmadığım halde bu makama getirildim. Ben de bir insanım, yanlışlarım olabilir. Bana karşı tavrınız ne olur diyor. Ve sahabeden bazıları şöyle kılıçlarını çıkarıp diyorlar ki seni kılıçlarımızla doğrulturuz. Ve o da Cenab-ı Hakk'a hamdü senada bulunuyor. Onların bu şekildeki net tavrından dolayı hamdü senada bulunuyor. Demek ki beşer şaşar, peygamber dışındaki bütün insanlar masum durumda değildir, şaşabilirler. Velev üst bir konumda da olsalar, maruf olmayan bir şeyi emredecek olurlarsa onlara itaat edilmez, onların dedikleri yerine getirilmez. Mesela benzeri bir durumu anne babayla alakalı ayetlerde görüyoruz. Anne baba eğer kötü bir şeye evladı sevk etmek isterlerse evlat onlara itaat etmeyecek. Fela tuti'hume, onlara itaat etme, ayet-i kerime böyle bildiriyor. Ama dünyada da onlara yine maruf bir şekilde muamele et. Yani annen babandır, hürmet et, gönüllerini al. Ama İslam'a, aklı selime aykırı bir şey istemiş olurlarsa da onun gereğini yapma. Kur'an-ı Kerim bu ölçüleri net bir şekilde ortaya koyuyor. Febâyi'hunne, sen onların biatını bu şekilde kabul et. Vestağfir lehunne, vestağfir lehunnallah, ve onlar için Allah'tan mağfiret talebinde bulun. İnnallâhe gafurur rahim, şüphesiz Allah gafur rahimdir. Yani mağfiret sahibidir, affeder ve sonsuz merhamette bulunur. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, la tetevellav gavmen, bir kavmi dost edinmeyin. Gadiballahu aleyhim, Allah'ın gadap etmiş olduğu. Yani Allah'ın gadap ettiği bir kavmi dost edinmeyin. Gad yeisu minel ahira, onlar ahiretten ümitlerini kesmişlerdir. Kema yeisel küffar min ashabil kubur, kafirlerin ashabı kuburdan, kabirdekilerden ümitlerini kesmeleri gibi onlar da ahiretten ümitlerini kesmişlerdir. Bu şekilde olan bir kavmi dost edinmeyin. Yani kimi dost edindiğinize iyi bakın. Onların durumlarını kontrol edin. Sevginizi boşuna sarf etmeyin. İşte bir takım kafirler var. Artık bunlar ashab-ı kuburdan olan kafirlerin tamamen ümitsizlik içinde olmaları gibi ahiretten ümidini kesmişler. Bu durumda olan kimselere gösterilecek muhabbet fayda vermeyecektir. Onlarla olan dostluk insana yarar getirmeyecektir. Cenab-ı Hak bizleri Kur'an'ın ölçülerini iyi bir şekilde bilen ve ona göre uygulayan bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.